Aydın'a 17 kilometre uzaklıkta Köşk ilçemize bağlı Beyköy'de 300 hanede 900 kişi yaşıyor. Tüm köy halkının 2700 dönüm arazide yaşadığı ve geçimini sağlamaya çalıştığı bu topraklar nüfus arttıkça yeterli gelmiyor. Komşu köylerden daha az yerleşim alanına sahip olan Beyköy'de bugün en önemli sorunların başında sınırlı arazi sorunu geliyor ki çözümü de oldukça zor bir sorun. Gelir kaynakları sınırlı olan köy halkı arazilerini genişletemiyor. Artan genç nüfus şehirde iş bulamadığı için şehre göçemiyor. Köy halkı elindeki sınırlı arazide geçimlerini mısır, pamuk, narenciye, zeytin yetiştirerek, hayvancılık yaparak sağlıyorlar. Beyköy oldukça eski bir köy. Yıllar önce o zamanki adıyla kuzeyde Kaller, kuzeybatıda Söğüt köylerinde veba salgını başlayınca iki köyün halkı salgından kaçarak bugün Beyköy'ün bulunduğu yöreye inmişler ve yerleşmişler. O zamanlar hali vakti yerinde ve köylülerin beyler diye tanımladıkları kişilerin yaşadığı bu yöreye yerleştiklerinde beylere ait olan bu topraklara o günde bugün de sığma ve yerleşme sorunu yaşamışlar. Ve bir zamanlar beylerin yaşadığı bu yöreye Beyköy adını vermişler. Beyköy halkı köylerinde yaşayan beylerin zaman içinde köyü terk ettiklerini söylediler. Sonraki yıllarda geçim koşullarımız daha iyi olduğu için köylerin beyiydik. Ama şimdi çok kötü durumdayız şeklinde bugünkü sıkıntılarını dile getirdiler. Ülkemizde planlı kentleşememe, planlı kalkınamama, sistemsizlik sorunları nedeniyle ülke nüfusunun büyük çoğunluğu mutsuz ve çaresiz. Birilerinin yaşamını değiştirmesini beklerken sistemsizlik, plansızlık nedeniyle haksız kazanç elde edenler de düzenlerinin bozulmaması için halkı uyutmaya, kandırmaya devam ediyorlar. Ne zaman düzelir derseniz, kitlesel uyanma ne zaman gerçekleşirse o zaman. Ne ile kitlesel uyutma yapıldığını sorarsanız, televizyon programlarından Türkiye gündemine kadar pek çok konuda ninnileri duymak mümkün. Şarkıcıların, mankenlerin, dizi oyuncularının haber bültenlerinden tüm gün yayın akışını işgali kitlesel uyutma taktiğidir. Bu taktik aynı zamanda toplumsal yozlaşmaya da neden olmaktadır. Tüm bunlar neden yapılmaktadır? Mutlu azınlık daha fazla para kazansın, daha keyifli yaşantı sürsün. Aynı düşünceyi paylaşan birilerinin de mevki sahibi olması için. Birileri de varını yoğunu toplumsal uyanmaya ve aydınlanmaya harcar. Çünkü çözümler toplumları oluşturan bireylerin elindedir. Gerçek demokrasiyi oluşturmak, bilinçli bireylerin toplumun çoğunluğunu oluşturması ile mümkün olacaktır. Oysa günümüzde demokrasi anlayışı birilerinin beyin yapılarına göre farklılık arz etse de ortak nokta dış görünüşte, yüzeysellikte, sığlıkta, sıradanlıkta, basitlikte, bayağılıkta birleşmektedir. Birilerinin her yerde açılıp saçılma özgürlüğü, bir diğerinin her yerde kapanma özgürlüğü ile çatışmış gibi görünse de buluştukları çok özel çıkar noktaları bulunmaktadır. O da nedir? Para ve mevki. Her türlü ayıbı, her türlü pisliği örter ve bunları elde edip güç oluşturmak için her yol mubahtır. Sizlere ne düşer? Uyumamak, uyutulmamak. Daima uyanık olmak. Uyanık olmak deyince bu düzene uyup yolunu bulmak değil, bu düzenle mücadele etmek. Tabii pek kolay olmadığı için tercih edenlerin zar zor çıktığı bu yol aslında iyi insan olmanın yoludur. İyi insan da namuslu, ahlaklı, yararlı, dürüst, şerefli, onurlu, çalışkan olmakla mümkündür. Kim arar? Kim? Kim ister günümüz toplumunda bu tanımlamaya girmeyi? Herkes. Herkes iyi olduğunu iddia eder. Ah keşke şu masallardaki tılsımlar çok kısa bir süre, çok değil sadece bir günlüğüne bizim ülkemizde gerçekleşse. Mesela bir iyilik meleği bir günlüğüne 70 milyonluk nüfusun maskeleriyle gezen kısmının maskelerini onlar farkında olmadan çıkarıverse de masum insanlar onları gerçek yüzleriyle görse. Tabii böyle bir şey asla mümkün olmaz. O halde maskeleri kim atacak?
yürekli, sabırlı, çalışkan, ileriyi görüp ülke gerçeğinde hareket eden, üretken Türk halkı bir gün mutlaka indirecek maskeleri. Ya da yadanın ötesi malum, aynı tas aynı hamam devam edecek. Şikayet edecek, mutsuz olacak ama ninnilerle uyumayı yeğleyecek. Kolay olanı tercih edecek, şimdi olduğu gibi. Ve hep birilerinin tanımladığı, birilerinin işine gelen özgürlük ve demokrasi anlayışını kendisine ters gelse de hep boyun eğecek sahte güce karşı. Uyu da büyü, bebek bir gün büyüyecek, söyleyecek bu ninniyi. Bebek bir gün büyüyecek, söyleyecek bu ninniyi. Uyu yavrum ninni, uyutayım seni. Masallarla, ninnilerle avutayım seni. Masallarla, ninnilerle avutayım seni. Uyu sayın dinleyici, uyutayım seni. Aranjmanla, maranjmanla avutayım seni. Aranjmanla, maranjmanla avutayım seni. Köşk Beyköy Muhtarı Hayri Yılmaz, 2004 28 Mart seçimlerinden sonra ilk muhtar olarak göreve başladım. Yaklaşık 2 yıldır çalıştınız. Köyümüzde ne sorunlar var? Hangilerini çözdünüz bu süreçte? Bu süreç dahilinde içme sularının yazın özellikle yetmediği bir dönem olduğu için içme su sıkıntısını çözmüş bulunduk. Bu zaman içinde okul, sağlık ocağı, köy konağımız içinde tadilatlar, pencere, ne bileyim boyama, bir düzenleme şeklinde çalışmalarımız oldu. Nasip olursa 2007 yılı içinde kanalizasyon projemiz hazır. Onun hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda köy içi yollarımızın çok çamur, yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmez durumda olduğu için bunu da parke taşıyla kaplama düşüncesi içindeyiz. Bütün bunları kendi çabanızla yapabiliyor musunuz ya da kendi köyün geliriyle yapabiliyor musunuz? Destek bekliyor musunuz? Köyümüzün geçmiş yıllara nazaran geliri benim dönem dahilinde daha çok düştüğünü tüm köy halkı şahittir. 4 tane sulama suyu pompasından su satarken geçen yıl 2004 yılı içinde çalışmalar sonucu sulama kanalı ve Nazilli Sağ Sahil Sulama Birliği adı altında sulama sistemine kavuşmuş bulunuyor. Bunlar tabii dekar başına 10 YTL gibi bir para ödendiğinde geçen yıllardaki elektrik parasını baz aldığımızda çok cüzi bir miktarda köyün menfaati olacağından eminiz. Tabii ki bizim de eski yıllarda köy meramız vardı. Bu merayı muhtarlarımız kira şeklinde satıp gelir sağlıyordu. Aynı zamanda bu araziye su satıp, pompalardan tabii, su sataraktan gelir sağlanıp çok büyük bir geliri vardı. Şimdi kullanamıyor musun? Şu anda meraya 2006 yılında ilk defa otlatmak amacı doğrultusunda otlatmaya başlamış bulunuyoruz. 1 Nisan'dan itibaren bu yıllardan sonra artık köylünün hayvan sahipleri bundan menfaat sağlayacaktır. Muhtarlık olarak yaptığımız hizmetin karşılığı olarak geri dönüş yapacaktır. Gelirinin akıbetinde hayvan başı otlatma bedeli aldığımızda. Bu yıllardan sonra tabii ki il özel idaresinin desteklerini ve diğer müdürlüklerimizin yardımlarını özellikle rica ediyoruz, bekliyoruz da, güveniyoruz. Evet, bir de Beyköy arazileri kısıtlı ve köylülerimiz de son zamanlarda ürünlerinin para etmemesi nedeniyle geçim sıkıntısı içinde tüm köylerimiz gibi Beyköy'de de daha fazla hissediliyor herhalde. Bir de arazi kısıntısı var. Şimdi geçen yıllara nazaran arazimiz kişi başına 2 dekar gibi bir arazi düşüyor. Diğer köylerden de ölçüm yaptığımızda Ovaköy, bitişik köyümüz yaklaşık 6000 dekar gibi bir araziye sahip. Çiftlik köyü 11 bin dönüm araziye sahip. Bunların yanında biz tabii ki Ovaköy olarak en çok sıkıntı çeken köylerin birisi Beyköy'dür.
Bunu da tüm köylümüz her zaman bilir ki değişik alternatiflerle, değişik kaynaklarla ne bileyim gelir sağlamak için çaba sarf etme zorunluluğu içine yaşıyor. Hayvan birliği, damızlık birliğine üye yapılmasında çok çaba sarf edilmesini istiyoruz. Köylümüzün daha doğrusu yapmasını istiyoruz. Destekleme kapsamındaki ürünlerden ekilip çiftçinin bugünden sonra artık dünya bazında pamuğun bir rekabet oluşturduğundan dolayı pamuktan çok birleşmeli, kooperatifleşmeli bir ekim tarzına geçilmesini öneriyoruz. Gururumuz, bakanımız var. Onun da köyümüz için desteklerini bekliyoruz. Hatice Koç'tan. Evet. Sayın Bakanımız da defalarca işte işlerin yoğunluğundan dolayı bizlere vakit ayıramadı ama zaman içinde hizmetlerini vereceğinden de eminiz ve bekliyoruz, güveniyoruz. Diğer köyler gibi öyle 3 metre, 5 metre yol gibi yolumuz yok. Allah'a şükür köyümüzün önceki babalarımız, dedelerimiz mevcut yollarımızı çok geniş çapta düşünüp bıraktıkları için de kendilerine Allah razı olsun diyorum. Ve benim köyümün içinde 2000 dönüm arazi içinde en azından köy yerleşim alanı dahilinde ben iki arkadaşa görev verdim. Ücretlerini ödeyerekten köy içi yollarının 40.000 metrekare olduğunu özellikle tespit ettim. Ve bu konuda park ataşı konusunda il özel idaresinden daha fazla en azından Aydın Belediyesi'nden defalarca kendilerine rica etmeme rağmen bir türlü park ataşı sokaklardan sökülen değişen park ataşlarına istedik. Ve bu konuda ciddi bir şekilde çalışma yapmak istiyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Belköy halkından emekli öğretmen Yüksel Korkmaz. Siz öğretmenliğiniz ve emekli olduktan sonra tekrar köyünüze yerleştiniz öyle mi? Zaten bu köylüyüm ve emekli olduktan sonra da köyümde oturmaya devam ediyorum. Nerelerde öğretmenlik yaptınız? 2 yıl Trabzon'un bir köyünde, 1 yıl Çin'in bir köyünde, 3 yıl Kuyucular köyünde, gerisi 20 yıl kendi köyümde yaptım. Ha, genelde kendi köyünüzdeydiniz. Peki köyünüzle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne gibi? Sorunları, beklentileriniz. Köyümüzün... Kaç yıldır yaşıyorsunuz, evet. Sizin köyünüz. Öğretmensiniz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi köyümüzün en önemli sorunu yol sorunu. Köyümüz kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmiyor. Onun için muhtarlığımız çalışmaya başladı. Ama destek bekliyoruz. İlimizden, özel idaremizden, bakanımızdan. Evvela hoş geldiniz, köyümüzü şeref veriniz. Adım İbrahim Özden. Aslen Tavas olup 1970 senesinde buraya göçtüm. Eylül ve 5 çocuk babasıyım. Reis Toprak Sanayi emeklisiyim. İş kazası geçirmeme rağmen devam ettim işime. 90 senesinde emekli oldum. Ve hayatla mücadeleye devam ediyorum. Şu anda tarlamda bahçıvancılık yapıyorum. Hayvancılık yapıyorum. Şimdi yine tarlaya gideceğim. Soğan kazmaya, ıspanak kazıp geldim. Çocuklarımı, 2 çocuğumu okutuyorum. Öbürlerini okutamadım. Çok fakirdim. Onlar Denizli'de, tekstilde. Buradakilerini, şimdiki burada olan çocuklarımı okutuyorum. Birisi açık öğretim, kamu yönetimi 4 yıllık. Bir tanesi Germencik Anadolu Lisesi'nde okuyor. Ve hayata da mücadeleyi seviyorum, çalışmayı seviyorum. Gençlerimize örnek kişi olmaya çalışıyorum. Gençlerimize çalışmasını öneriyorum. Kahvelerde okeyle, oyunla, gezmekle, berduşlukla durmalarını, haylaz alışmalarına istemiyorum. Bir de gençlerimize mesaj gönderiyorum. Baba şiir oku vereceğim bir. Onu da gençlerimize duyurun. Baba evimizin direği, altın gibi yüreği. Eşek gibi çalışır sanki sağın ineği. Biz ona baba deriz, o getirir biz yeriz. Bulamayız onun gibi keriz. Hastayım diyemez, biz olmadan bir lokma yiyemez. Etrafını sararız, köpek gibi dalarız. Dediğimizi yapmazsa annemle bir oluruz. Bu devre alem dönüyor, merak etme oğlum, sıra sana geliyor. Teşekkür ederim. Bu bir babanın oğla yazdığı bir şey. Baba, bu arada baba, en son baba bir söylüyor. De analar yazsın. Onu kadınlardan isteyin, onu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.